Vücudumuzda her ağrıya kulak vermeli miyiz? Hastalık bize hangi sinyalleri verir? Daha sağlıklı kalmak adına neler yapabiliriz? Açelya Akkoyun soruyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Deniz Demir Yürek daha iyi bir seni oluşturmanın püf noktalarını anlatıyor. Ekranların merak eden ve bilginin peşinden giden programı akla takılanlar. Açelya Akkoyun moderatörlüğünde başlıyor. Efendim her zaman söylediğimiz gibi ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bizim ekipçe sizlerin de seyirci olarak çok ama çok sevdiğiniz Deniz hocamız bizle birlikte olacak bugün. vücudumuzun sinyallerini takip edip dilini nasıl çözebileceğimizi soracağız sevgili hocamıza ama izninizle önce bir merhaba demek istiyorum. Halini hatırını sormak istiyorum. Nasılsınız Deniz hocam? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Sizde ne var ne yok? Biz de çok iyiyiz. Siz de sizden... gözüküyorsunuz maşallah. <laughs> Sağ olun. Siz gelince biz gerçekten ekipçe çok mutlu oluyoruz. Bir hep konuyu mi? bize böyle göz temasıyla, bilgiyi akılla karma ederek anlatmanız bizim için çok değerli. Dolayısıyla bugün sevgili seyircilerimizle birlikte bence hoş bir sohbete başlayacağız. Ne dersiniz? Bir katkı sunarsam ne mutlu bana. Her zaman. Sevgili hocam, biz vücudumuzdaki her ağrıyı dinlemeli miyiz diye bakıyoruz. Hani şey derler ya halk arasında, kendini çok dinliyorsun. Dinlemeli miyiz? İnsan kendini dinlemeli mi? Ee, i̇lk seferi için evet hmm. Her gün tekrarlıyorsa Daha ciddi evet hmm. Ama algı hatası yapma olasılığımızın Olduğu ruh varsa hayır Aa şimdi bir dakika Benim bunu ne diye edeceğim Çok güzel anlattınız çünkü Algı hatası da olabiliyor Esas biz değil mi burada takılıyoruz Şöyle söyleyeyim hmm. şimdi bel ağrısı için konuşalım Evet Sokaktan çevirelim 100 kişiden ortalama 50-55 kişisi belli hı hı. ile ilgili dönemsel olarak sorunlar yaşayabilir. Evet. Bu bir yük kaldırma sonrası ağrı da olabilir. Yattığı yeri yadırgadı diye tarif edebilir. Gerçekten sıkıntı yaratacak, hayatını sınırlandıracak bel ağrısı olabilir. Araştırın, MR çekin, muayene yapın. Herhangi bir şekilde altta mekanik bir sebep bulamayacağınız %60'lık bir kesim vardır. Hı. Ama ağrı gerçek midir? Gerçektir. Doğru. Ağrının altındaki mekanik sebep yoksa bu ağrının sebebi nedir? Algı hatası. Algı hatası. Ama bir büyük yanlışımız var. Bu psikolojik diyoruz. Hmm. Ve küçümsediğimiz şey aslında bizim günlük hayatımızda hem iş kaybı Tabii. hem sosyal hayatı sınırlandıran hem de eve yansıttığınız bir durum. Bunun altını araştırmayalım mı? İlkinde araştıralım. Araştırdık baktık defalarca araştırmanın bir anlamı yok. Hı hı. Ama kendinizi tanımak burada devreye giriyor. O an için birazcık iletişiminizi karşı tarafta güçlendirip bir derdi anlattığınız zaman ağrı yolaklarındaki o hatanın, algı hatasının kaynağını çözüyorsunuz. Çok doğru. Bir dostunuz Çok geliyor, doğru. derdinizi anlatıyorsunuz. Geceliğin bütün derdiniz bitmiş olabiliyor. Hı. Çok aynen olabiliyor. de böyle de olabiliyor değil mi? Siz oraya yani aslında buna odaklanmak gibi de değil mi bir konuya? Ee, kişinin bir kendini tanıması. Evet. İki... ...yanlış algılamamak... Hmm. ...örnek... Evet. ...çok özür dileyerek sözünüzü böldüm... ...aynaya bakıyorsunuz... ...müthiş bir fiziğiniz var... ...ama kendinizi beğenmiyorsunuz... Hmm. ...aynaya bakıyorsunuz... ...zayıf birisiniz ama kendinizi kilolu buluyorsunuz... Hmm. ...bunlar hep algı hataları... Hmm. ...yani aslında bunun... E, algıyı, aslında ...algıyı... ...ben siz gelirken hiç algıyı düşünmemiştim... ...şu an düşünüyorum da... ...aslında birçok şey algıyla başlıyor... Ee, biz size yani siz hekimlere gitmeden önce bu algı bir bayağı yoğuruyoruz kendimizi aslında. Çevremizde birisi hasta oluyor. Ee, herhangi bir, bir konuyla ilgili hemen oraya yoğuruyoruz. Algıyı oraya çekiyoruz. Aslında size de kendimizi biraz da doldurmuş, belki de yanlış yönlendirmiş olarak geliyoruz değil mi? Tam da bu çıkıyor. Ee, şu an gündem COVID-19. Evet. Her burnuna akan Koronam oldum diyor. Aynen öyle. Her bağırsağı bozulan koronam oldum diyor. Her öksüren koronam oldum diyor. Hmm. Her şey koronaya çıkıyor. Öyle. E ya Aslında bir korona parantezi mi açsak bu arada? Onu, sonra mı açalım? onu birkaç cümle <laughs> birkaç sonra birkaç açalım. Cümlesi, cümlesi <laughs> bir korona... Çünkü uzun bir parantez o değil mi Deniz Hocam? Yani yani o... Beni birkaç program ağırlayacaksanız canıma minnet. Biz başımızla birlikte ağırlarız. Değerli vaktinizi bize ayırırsanız da mutlu oluruz. Her ee, zaman. Cevabı böyle olsun bizim kalbimizden. Ama e, tam da bu meseleyi konuşacakken e, koronaya gelmeden önce e, gerçekten peki biz hasta olup olmadığımızı bütün bunlara dikkat edip mi algılayacağız yoksa başka formülleri de var mı hasta olup olmadığımızı anlamamızı kendini dinlemenin getirdiği işte farkındalık orada devreye hmm. giriyor. Şu an mevsim geçimde, geçişindeyiz yazdan havanın serinlemesi hmm. ilk bar ve son barda mide şikayetleri artar. Hmm. Bu vücudun hormon adaptasyonunun yansımasıdır ve evet. altta bunu bilirseniz bu dönem mideyi zorlayıcı, sindirim sistemini zorlayıcı şeylerden uzak durursanız şikayetiniz az olacaktır. Eğer ki altyapıyla ilgili herhangi bir sorununuz varsa daha hafif geçirirsiniz. Sorununuz yoksa da sorun yaşamazsınız. Çok doğru. Çok doğru. Kış döneminde eğer ki siz ıslak saçla sokağa çıkarsanız 100 felci geçirme olasılığınız yüksektir. Eğer ki ben yıllardan beri ıslak saçla çıkarım ne oldu derseniz yıllar içinde vücudun ödem çözme becerisi azaldığı ya. için onca yıldır olmazsınız o yıldan sonra olma olasılığınız artar. Tam da örneğim ben. Yıllarca voleybol oynadım hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı dedim ama ...üç 5 senedir ufacık bir hani terleme bile koşuda bile rüzgar geldiği an vücut orayı bitirmiş. Diyorum ki yani kota dolmuş. Tamam ee, demiş vücut yani. Ama öte yandan bir de bir adaptasyon var. Hmm. Sonuçta vücudunuz aslında sizi sınırlandırarak sizi koruyor. Değil mi? Aslında da iyi bakmak lazım. Ay harika bir noktadasınız. Anlatsam yani, o noktayı. Bunlara baktığınızda yapamadıklarımıza takılmaktan sonra yaptıklarımıza evet. şükretmenin altında sürdürebilmek var. Harikasınız evet. Ve bunlar bize doğal uyarılar. Koruma aslında. Bu kadar. Bu kadar biz çocukluğumuzu Çok kendimiz mesleği diyoruz mesleği ki üşütürsün, hocam. düşersin, mideni bozarsın. Şimdi doğa diyor bize yaş Aynen diyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ebeveynler belli bir yaştan sonra sizi koruyamadığı zaman bu sefer de doğa o işeyle. ay harika Aynen anlattınız öyle. meseleyi. Biraz derin oldu ama hani e, bu yayının tekrarını burayı bir daha bir başa alıp <laughs> izlerseniz hepimize başka bir bilinç katacağını düşünüyorum. Çok güzel bir e, meseleyi anlattınız. Biz orayı aslında bir kayıp olarak bakıyoruz ama aslında bu bir koruma kazancı e, olarak da değerlendirebilmek a, bu bile aslında hastalığı yok etmek için önemli bir şey. Ya şüphesiz şimdi sınırları zorlayarak yaptığınız şey nedir size zevk veren? Kalorili beslenmeyi seviyorsunuz. Hı -hı. Şeker hastası oldunuz. Yüksek kaloriden uzak durmanız lazım. Evet. Rahmetli benim babam şeker hastasıydı. Allah Annem peşinde koşardı. Yeme, içme, onu yapma, bunu etme ama Sonuç itibariyle ben kaliteli ve kaliteye yönelik sağlıklı yaşamı ondan öğrendim. Çünkü bu an yemediğinizde yükselen stres hormonunuzun sizde yarattığı tahribat, yediğinizle kıyasladığınızda tartışılabilecek durumlara yol açabilir. Ha bu demek değildir ki şeker Çek, hastası otur olan ye. yesin. Hayır. <laughs> bu hastalık vermiyoruz tabii. Hayır ama temelinde baktığınızda birçok hastalık için bu geçerli. Hı hı. Gerilim tipi başarız. Geçtiğimiz haftalarda takip ettiğim bir hastamda çok ciddi olarak hayatını sınırlandıracak şekilde bir baş ağrısı var. Hı hı. Kendisi bunun migren olduğunu söylüyor. Nörolojik danışmanlık konusunda migren olmadığı tespit edilmiş. Ama o kişi bunun migren olduğundan dolayı eşiyle tartıştığında baş ağrıyor, istemediği olduğunda baş ağrıyor. Canı istemediğinde günlük hayata başlamak başı ağrıyor. Birazcık konuştuk. Herhangi bir danışmanlık ihtiyacı var mı diye çünkü benim alanım değil. Danışmanlık aldık. O kişi de dedi ki kendi fazla gelme bu konuda. Hmm. Akapunkturla baş ağrısı noktalarını geçirecek ama esas olarak algı değiştirecek noktalarını uyararak o kişinin migrenini iki seansta normalde 8 ila 10 seanstır) değiştirdik. Sonuç bu kişi günde 3-4 tane arkesci alırken şu an kullanmıyor. Ya. Kim kazandı? Kişinin kendisi. İşkeniz, tabii. Neyi fark etti? Onu yoran, onu zorlayan durumu. Ondan uzak kaldı, sıkıntısı geçti. Yani aslında başka bir metaforla anlatmak gerekiyorsa, bugün karlı havada biz nasıl lastiğimizin önlemini alıyoruz? Bu kadar. Değil mi? Normal havadaki gibi çıkmıyoruz. Biz aslında bunları oluşturanların önlemini alma becerisini kazanmamız gerekiyor. Aynen öyle. İşte Değil farkındalık burada devreye farkındalık giriyor. Farkındalık burada devreye giriyor. Harikasınız Deniz Hocam. Peki. Ee, aslında şöyle bir sorun var. Ee, sorarken de kendim sorguluyorum. Bunu sormam ne kadar doğru hocama diye ama şöyle açıklayabilirim. Hani e, bu da parmak izi gibi kişiye özel olduğu için tereddüdüm. Ama bazı ağrılar vardır ki hani gerçekten tehlike sinyali verebilir. Şüphesiz. Böyle diyebileceğimiz ağrılar var mı? E, yine tabii yüzde payını e, oran orantıyı ortaya koyarak. E, ben ağrının temel bilimini anlatan birisi olarak size <laughs> şunu yapayım. Ağrıyı ciddi alacaksınız. Hı <laughs> hı ağrının altında yatan sebebi araştıracaksınız. Hı hı. Örnek karın üst bölgesinde şu bölgede olan bir ağrınız üç şey olabilir genele göre. Midenizden kaynaklı bir şikayet olabilir. Safra kesenizin sorunu sol tarafı S vuruyor olabilir. Hı hı. Kalp ve göğüsle ilgili sorunlar olabilir. Hı hı. Bu üç seçeneğin altını araştırdıktan sonra ters bir hareketle siz orada kasınızı zorlamış da olabilirsiniz. Aa, Bu tehlikeli tabii. değil. Ama Tabii. diğerlerinin olmadığını bu yüzden dolayı genelden özele gitmeniz gerektiğini hekim olarak bilirseniz hı hı. hasta olarak da fark ederseniz sorun kalmaz. Hı. Hep söylediğimiz şey farkındalık fark hı. etmek danışmak altındaki sebebi bulmak bulamadığımızda da en azından ya baktık bir şey yokmuş çok şükür. Hı. Bu bakmayalım demek değil. Elbette ciddiye almayalım ağrıyı önemsemeyelim ya da demek Aynı. değil. Ee, peki bu bünyemizi bu noktada hani ağrıya gelene kadar özellikle ne covid'e doğru gidiyor konu. Hmm. <laughs> yine böyle covid'e covid'e geliyor ama covid'e covid'e geliyor da değişik bir Türkçe <laughs> oldu. Yavaş yavaş geliyor diyecekler. Şey hocam, bu bağışıklık yani bizi zarar verecek şeyleri mesela genel geçer olarak anlatabilir miyiz? Yani bu dönemde mesela Covid öncesi çok anlatılıyor. İşte Uykuya dikkat edin, ağır karbonhidratlı beslenmeyin, egzersiz yapın gibi. Hı hı. Bu genel geçerlerin dışında daha detaylar var mı? Birincisi korunmak. Hı hı. Hep söylenen bu üç kural sizi koruyacaktır, bağışıklık sisteminizin de savaşmak zorunda kalmayacağı bir ortam yaratıyorsunuz. İzole kalarak, maskenizi takarak, elinizi temizleyerek. Yani hı hı. bu bir defansif yaklaşım. Farz edin, savunma gerektiren desteğe ihtiyacınız var. Hı hı. Evet, spor bu işin içinde, uyku bu işin içinde, beslenme bu işin içinde. Tamam. Ama uyku neden bu işin içinde? Uyuyacağız. 6-8 saat uyuduğunuzda vücudun ak yuvar üretim kapasitesinde artış var. Bunu bilirseniz, yani savunucu hücre sayısı artıyor. İnsanlara bu şekilde anlatırsanız, kişinin inanıp bunun için çabalaması çok daha belirgin. Sağlıklı besin tüketmeliyiz. Tamam. Sağlıklı besin tüketmek açısından hep vitamin odaklı hı. destek alalım mı? Evet, bu sorular dışarıdan, çok soruluyor yani. Dışarıdan bunu kullanalım mı? Hı hı. Bir ara Covid'in ilk çıktığı günlerde herkes Patladı bulduğunu vitaminler. yutuyordu. Aynen öyle. Sonuçta siz eğer ki fazlasını alırsanız zaten vücut bundan yararlanmıyor, atıyor. Hmm. Örnek havuç A vitamini. Bizler için birçok unsur ve cilt sağlığı görme ile ilgili önemli bir vitamin, değil mi? Fazlasını yediğinizde avucunuz turunculaşıyor. Hmm. Bu kapasitenin fazlası demek. Sınırı aştın diyor. Aynen avuç. öyle. Mandalin, portakal abarttığınızda genelde şekilde ellerinizin rengi değişiyor. Bu sade vitaminlerle veyahut da bağışıklık sistemini destekleyen ürünlerle doğal olanlar var. Benim alışkanlığım arabada sakız yerine karanfil çiğnerim. Karanfili. Harikasınız hocam. Karanfili eskiden biz çocukken tatlının üstüne koyduklarında kenara atardık değil mi? O çiğnediğiniz karanfilin günlük 2-3 adeti size çok ciddi olarak boğaz antiseptiği olarak hizmet ediyor. E şimdi bunu bilirseniz daha bilinçli tüketirsiniz. Hatta gelenlere karanfil ikram edersiniz. Nasıl? Şeker Neden buyurun karanfil. Ha, ama tercihtir. Herkes o tadı sevmek zorunda Biraz değil. Biraz da damak tadı tam bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü hani yaşadıklarımdan öğrendiğim Hı -hı. bir şey var. Ben çocuğuma, kızıma 3-4 yaşında ben kakule ile karanfili böyle hep besine koydum. Tamam. Şimdi çerez gibi yiyor. Biraz çocuğu da alıştırma meselesi e hocam. O kakuliyi böyle tırnak ağzında ağzımda sakız gibi sizin dediğiniz karanfil gibi biraz orada zorlayalım çocuklarımızı. Yani madem bu kadar faydalı ama tabii bizim de bunu yapıyor. Çocuğun da görüyor olması Zaten lazım. Zaten bütün hmm. mesele orada sır başlıyor. Sır orada. Rol model sizsiniz. Siz ne yaparsınız kopyanız o oluyor. Hmm. Çok çok doğru. Peki hocam Ola ki e, bu dediğiniz algılar, farkındalıklar aslında deminden beri anlatıyorsunuz. Bir sorum daha vardı da benim. Aslında anlattınız bu soruyu ama yine soracağım. Herhangi bir şikayetimiz olduğunda bunun gerçek bir şikayet olup olmadığının net ayıran bir şey var mı? Şiddeti, hı hı. sıklığı, hı hı. sizi ne kadar sınırlandırdığı. Hı. Yaşam ve, kalite ne kadar engellediği. Ve dışarıdan bununla ilgili sizde fark sizin fark edemediğiniz size yapılan bir uyarı. Hı hı. renginiz soldu sende bir sıkıntı mı var hı. o an için bir kriz geçiriyorsunuzdur siz onu mideniz olarak algılıyorsunuzdur halbuki o solukluk oradaki kalp krizinin sizdeki izi olabilir yani dinlemek takip etmek mevcutu görmezden gelmemek hı. abartmadan ve sonrasında da arkasına bakın Yani benim hep söylediğim hastalık yok hasta var aynı hastalığı gene covid'den gidelim Hiçbir şikayet olmadan geçiren de var. Yoğun bakımda evet. tedavi almayı gerektirecek düzeyde ileri yaşayan da var. Anlamadım giden, giden de var. Şüphesiz. Grip gibi geçiren de var. Şüphesiz ve dolayısıyla geldiğimiz nokta şimdi bende bir şey olmaz, gençte bir şey olmaz yerine ben önlemi alayım. Olana göre ihtiyaç duyduğumda şikayetim varsa başvurayım. Çünkü bu bizim aynı zamanda sosyal sorumluluğumuz. Başkasını hasta etmememiz lazım. Elbette vicdani, ahlaki, insani sorumluluğumuz. Ve bugün Sabahleyin uçakla geldiğinde yanımdaki yolcu maskesini indirip yolculuk yapmaya kalktığında biz birazcık tartıştık. Ki benim tartışmaya yönelik hiçbir tavrım yoktu ama o fevriydi. Hı hı. Sonuç itibariyle görevliler de uyardı. E şimdi o kişinin cezasını biz niye çekelim? Hı hı. Bu tercihtir, bu bencilliktir. İşte sosyal sorumluluk burada devreye giriyor. Hastalıklara dönersek kendimizi koruyacağız. Nasıl koruyacağız? Üstümüze düşeni yapacağız. Elbette. Şikayetlerimiz hep ağrı üstünden gittik ama ağrı dışında da şikayetler var. Sindirim şikayetimiz olabilir. Hareket kısıtlılığımız olabilir. Coşkumuz olmayabilir. Hmm, hayat enerjimiz. Bırakın işin fiziksel şikayetlerini. Hayat enerjimiz olmayabilir. Harika dediniz. Evet. Bunlarla ilgili kısmında da kişinin kendi kendine olumluya çevirmesi ve olumsuza çevirmesi gene kişide bitiyor. Hmm. Siz o ruh halini tercih ediyorsanız bu iş hastalık boyutuna gelmeden yalnız hmm. açık kapıları bırakayım. O yönde kendinizi stabil hayatınızı birazcık renklendirerek motive edebiliyorsanız bitti. O zaman algınız değişecektir. İşe gitmek istemiyorsanız ne beliniz ağrıyacaktır ne başınız ağrıyacaktır. İşinize keyifle gideceksinizdir. Hmm. işteki sorunu çözdüğünüz zaman. Çok güzel anlattınız. Böyle, sizi böyle huşu içinde dinlerken sevgili hocam, aklıma şu soruyu sormak geldi. Acaba e, burada ruh ve bedenin paralelliğinden de biraz bahsedelim mi? Çok Çünkü net. Motivasyon dediniz. Çok net. Evet. O orada... Zaten sağlığın tanımı hmm. içinde bu var. Hmm. Bedensel ve ruhsal iyilik hali. Şimdi bakıyoruz, özellikle son dönemde bu pandemi döneminde bambaşka hayatlar yaşar oldu ya ben kendimden örnek vereyim özgürlüklerimin kısıtlanmış olması ilk başta beni çok zorladı ama bunun amacı için buna değecek fikriyle kendimi telkin etmem Harikasınız. bir süre sonra rahatla. durumdan sizi çıkardı mecbursunuz Hı -hı. çünkü rasyonel yaklaşmak durumundasınız peki insan niye orada kalmayı tercih eder ee, çözmek istemediği için Hı. siz Harikasın. çözmek istemezseniz ki Dışarıdan birisi, işte dostluklar, sosyal hayat burada önemli. Dikkat edin, kapandığımız dönemde aile içi ilişkiler güçlendi, kimisinde de zorlaştı. Hmm. Çünkü birebir yaşamak durumunda kaldık. Hmm. Öte yandan benim hep inandığım o, siz güçlüyseniz herkes güçlü. Size sizden fayda var. Önce sağlıklı olarak güçlü olacaksınız, ruhsal olarak güçlü olacaksınız. Sizi mutlu eden neyse onu yapacaksınız. E zaten bu iyilik hali sizin fiziksel ve bedensel şikayetlerinize de yansıyor. Yani sosyalleşmek şu an ekranda da yazdığı gibi beden ve ruh sağlığımızın etkilemez, etkilemez mi? mi? Etkilemez evet. mi? Harikasınız. Yani biz çünkü. Mucize değiliz. Bizim de derdimiz olacak. Bizim de işin içinde kaldığımız sorunlar ve çözemediğimiz sorunlar olacak. Yani aslında pandemi döneminde hocam siz bu konuda gerçekten anatomi profesörüsünüz artık. Yani ama hiçbir zaman ruhu bedenden sadece anatomi olarak algılamayan sizinle çok program yapmış biri olarak bu konuları sizinle konuşmak büyük keyif veriyor. Öncelikle tekrar teşekkür Recep ediyorum. De. Ama biz aslında pandemi döneminde şöyle diyebilir miyiz? bizim için bizim için var olan ışık ışıklar söndü ama aslında ışıklar sönük birçok hayat vardı. Yani biz biraz da o algıyı, orada bütünü hissettik. Çok ee, doğru. Değil mi? Ben yani sahip olduğumuzun kıymetini evet. Hatırladım. Evet. Yani... Biz bir şeye sahiptik, sınırlandık hı. ve onun kıymetli olduğunu anladık. Şimdi, İyi bir öğretmendi yani. E, bence gerekiyordu da. Hı hı. Bununla ilgili gene anatomik bir yanıt vereyim. Amigdala diye Alt beyinde bir bölge var. Hı hı. Bizim duygusal davranışlarımızın esas olarak düzenlendiği, bozulduğunda da psikiyatrik hastalıklarla karşımıza gelen bir bölgedir. Hı hı. Bu merkezin almadığı beyin noktasından haber yok. Kokudan alıyor, görmeden alıyor, düşünceden alıyor, mantıktan alıyor, alıyor da alıyor. Bunları harmanlıyor. Sonuçta size bir davranış modeli çıkartıyor. Hı hı. Bu davranış modeli sizin menfaatiniz yönündeyse sürdürüyor. Hmm. Sağlıklı sindiriyorsunuz. Kalbiniz belli sayıda atıyor. Otonom giden işlerde olan. Tuvalet ihtiyacınız geldiğinde onu biriktirebiliyor. İhtiyaç geldiğinde size gitme ve hmm. kurtulma fonksiyonunu sağlıyor. Hmm. Bütün bunları bozduğunuzda bu sefer bambaşka şeylerle terliyorsunuz sebepsiz yere. Bağışıklık sisteminizde allak bullak durumlar Doğru. oluyor. Otoimmün dediğiniz vücudun kendi dokusunu yabancı görüp ona savaş açtığı ya. durumlar çıkıyor. Ve bu son yıllarda çok çok artan Ay, bir durum. Çok. Sebebi ne? Alışmadığımız, dayatılan, zorlandığımız insan doğasına aykırı davranışlar. Buradaki aydınlatma. Evet burası stüdyo. Bu bunun için geçerli. Ama uyurken biz karanlıkta uyumalıyız. Hmm. Karanlığın içindeki bir küçük ışık bizim melatonin hormon salgılamamızı değiştiriyor. Bütün sirkadiyen ritminiz yani günlük ritminiz bozuluyor. bozuluyor. Ben, ben daha bak, çok anlatırım. Şimdi Siz buyurun sorun. Aklıma ne geldi Siz <laughs> anlatırken? Deniz Hocam'la konuşurken böyle gerçekten dosyalar açılıyor. Hani var olan soruların dışında başka dosyalar açılıyor. Çok teşekkür ediyorum kafamda. Ee, şimdi bağışıklık sistemimizi... Hani bu koronada çok konuştuk Hı -hı. şeyi... Korumayı... Oradaki zayıf bize neler zayıf oldu. Hep de uyku vardı Hı -hı. meselenin Hı -hı. içinde. Ee, ama e, gençken... E, İnsanlar ne yapar hocam yaşarlar uykusuzda kalırlar. O da olur. Yani bu dönem için söylemiyorum ama gençlikte ama belli bir yaştan sonra artık uykusunu hesaplar insan. Doğru. Çünkü neden hesaplar o uykuyu? Ertesi günün şarjıdır o uyku. Yani Kötü mesela 40'lardan sonra ekran başındaki seyircilerimiz ya 5 saat uyumalıyım, 7 saat uyumalıyım, şunu yapmalıyım yani programlar başlar Hı -hı. hayatta. Çünkü Hı -hı. vücut onun ihtiyacını var. Ben doğru. bunu çok gözlemlemişimdir. E, Fakat Covid burada gence de bu programı yaptırmak istedi. Neden? Sizce neden? Ee, i̇ki sebepten dolayı. Çünkü gencin de düzeni değişti. Hmm. Kendi çocuklarımla ilgili ekran başında 5-6 saat eğitim görmek zorunda kaldılar. Sokağa çıkamadılar, dört duvar arasında kaldılar, günlük ritimden yararlanamadılar. Hmm. Fiziksel olarak yorulmadılar ki uykuları gelsin kas hareket sisteminde laktik asit dediğimiz o yorgunluk hissini, o ağrıyı yaşatan şey olmadı ki. Çok doğru. Evin içinde aşırı egzersiz yapanlar hariç. Hmm. E ne oldu? Ritim değişti. Ritim değişince bu sefer davranışlara yansıdı. Hmm. Ve bu sürecin doğru yönetilmesindeki en önemli unsur olan kurallara sadık kalınmasında zaman zaman bıkkınlıklar başladı. Ama asla bu bıkkınlık bugünkü vurdum duymaz davranışın gerekçesi olamaz. Çünkü pencereye büyük baktığınızda evet. bilinçsiz tavır, vurdum duymaz tavır size ve topluma bedel olarak geliyor. Dünyada insan ırkına da bedel Aynen olarak öyle. geliyor aslında baktığınızda Aynen öyle. değil mi hocam? Bütün hikaye o. Hikayeyi bitiriyor yani insanı şimdi bitiriyor. Durum. biz gerçeklerimizi sorguluyoruz. Sahip olduklarımız doğru muymuş? Acaba sağlık dışında da bundan 10 sene önce katıldım, 8 sene önce fütürist Michio Kaku bir Amerika, Japon asıllı Amerikan hmm. profesör var. Gelecek üstüne konuşurdu. Hep söylerdi simülasyon teknolojileri güncel hayatın içine girecek. Bilişim sektörü çok gelişecek. Biz o dönem bunu itopik olarak görüyorduk. Hmm. Şu an birbirimizle görüntülü konuşamazsak sosyal eksiklik hissediyoruz. Evet, Online eğitim sistemi olmazsa eğitimimizden geri kalıyoruz. İşi artık abarttık. Tıp fakültesi öğrencisine uzaktan hasta teşhisi koymak adına eğitim modelleri geliştirmeye başladık. Rotaban başka. Hmm. Yani evet, ye, gele, değişen dünyaya, e, bu da bize denk geldi. Radikal Adaptli bir değişik. Olma, evet, çok radikal. radikal bir değişik. Belki içine doğanlar bunu daha hızlı atlatacaklar ama e, bizler için biraz daha zorlayıcı olacak e, bir Kendi adıma söyleyelim, ben insan bağımlısı bir insanım, benim için çok zorluyum. Sizin de çok farklı çok, olduğunuzu çok, düşünmüyorum. Aynen hocam, çok zor oldu. Ama tabii ki sizin demin, Program başında söylediğiniz gibi bundaki pozitifi arıyoruz hepimiz oradan çıkışı bulabilmek için ama Şüphesiz. zorlayıcı olduğu kesin. Ama çabasız da asla, asla sonuç yok. Asla. Peki hocam bağışıklık sistemimizin zayıf olduğunu gösteren etkenler yani nasıl anlar bir insan kendi bağışıklık zayıf? sinyaller nelerdir? Birincisi eskiden etkilemeyen durumlar sizi etkilemeye başlar. Mesela, Az önce söylediğiniz gibi ıslak saçta sokağa çıktığınızda. Hmm. Sizdeki o burun akıntısı, kırgınlık hissi zorlamaya başladığı hmm. gibi. İkincisi sık hastalanmak. Hmm. Yediğinizin dokunması. Mikrofil değişmiştir varsağınızda. Eskiden sindirebildiğiniz birçok şeyi artık sindiremiyorsunuzdur. Hmm. Ha bu bunda bütün kabahat sizinle ilgili de değil. Yediğimiz ve içtiğimizle ilgili endüstriyel ürün katsayısı arttığı için. Artık hani vücut vücutta reaksiyon gösteriyor. Yani sentetik yaşam bir yere kadar. Öte yandan baktığımızda floralar değişti. Ağzımızda, burnumuzda, cildimizde olan bizi savunan o iyi huylu bakteriler artık yok. Neden? Sentetik ürünlerle cilt temizliği yapıyoruz. Onu oradan uzaklaştırıyoruz. Eskiden doğal ürün kullanıyorduk. Çok güzel hocam. Yani biz bunları hiç konuşmadık. Ben hep bunu hissederdim ama bunun ilim bilimle birleşmesi, taçlandırılması Eksik oldu. Eksik olmayın. Yani değil mi Eksik hocam olmayın. o yüzümüze sürdüğümüz? E şüphesiz çünkü siz orada savunmakla yükümlü olan örnek hmm. cildi besleyen unsur nedir? Cildin nemidir. Biz sıcak suyla yıkana yıkana su kaybeder olduk. Amaçla temizlenmek, abartılı sıcak su cilt kurutuyoruz. Kaloriferler? Ortam. Ortam kuru. Suni havalandırma var. Şimdi neye döndük? Doğal havalandırmaya. Kim bize bunu öğretti? Covid. Covid. Covid dedi ki gel doğaya. Gelmemesi Gel mümkün değil. Dedi yani buralardan biz bağışıklık sistemimizin zayıf olduğunu algılayabiliyoruz. Şüphesiz ve dikkat edin şimdi bağışıklık sisteminde immünolojik sistemdir bu. Sizi savunmak amaçlı var. Hmm. Sizi savunmak amaçlı olan durumlarda zayıfladığınızı düşünüyorsanız immünolojik rahatsızlıklar, romatoid artrit bu bir iltem, eklem hitabıdır. Normalde yoktu sayısında artış var. Çünkü vücut artık bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlarda aksamaya başladı. Baş edememeye başladı. Hashimoto, tiroid iltihabı. Otoimmün bir rahatsızlıktır. Sayısı giderek artıyor. Bütün bunlar döndü, dolaştı. Bizim savunma sistemimizin kiminle savaşacağını da bocalayıp zaman zaman kendi dokusunu yabancı kabul edip çünkü biz onu bozduk. Sağlıklı beslenmedik. Doğru. Olması gereken savunma mekanizmalarını bozduk. Ortamı değiştirdik. Hı hı. E biz kendimize bunu yaptıktan sonra <laughs> vücut ne yapsın? Ne, ne yapsın yani ee, yani bu bu o kadar doğru ki yani burada kaçış yok. Bir de tabii burada genetik altyapıyı da sormadan elemeyeceğim. Şüphesiz. Hı hı. Şüphesiz. Hı -hı. Yani evet. kimimiz daha şanslı doğuyoruz. Değil mi? Ve bu konuda da ırk bazlı baktığınızda biz Akdeniz coğrafyasında yaşayanlar ben daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü doğa olaylarının tamamını yaşama fırsatımız var. Ve sonuçta vücudun adaptasyon becerisi yüksek. Hmm. Yıllar yılı ırklarda kaliteli ırk olarak baktığınızda Akdeniz coğrafyası ırkı ki bizim Anadolu'muz da aynı şekilde e doğal ürün var. Genetiği oynanmamış gıdayla yıllar yılı beslenmiştik. Hmm. Bizler daha şanslıydık. Hastalıklar açısından baktığınızda yalnız çevresel faktörler hmm. genetik faktörlerin akış sırasını değiştirdi. Örnek vermek gerekirse, meme kanseri için riskli gene sahipsiniz. Hmm. Ama meme kanseri olmak zorunda değilsiniz, o geniniz olur. Siz eğer ki meme kanserini tetikleyecek sigara içerseniz, alkolü çok tüketirseniz, kanser olma olasılığınız daha artar. Burada kabahat gende mi, sizin davranış biçiminizde mi? Hı hı. Ya da çok sağlam bir gene sahip olup, Zorlayıp zorlayıp o hücreyi de bozabilirsin. Karaciğer için konuşuyorum. Karaciğer için değil mi? Karaciğer müthiş bir fabrikadır. Detoksifikasyon yani toksinden arınma konusunda hı hı. vücudun en büyük fabrikası. E siz buna kapasitesinin üstünde yük bindirirseniz, gereğinden fazla karaciğerde temizlenen ilaç verirseniz. Gereğinden fazla alkol verirseniz, gereğinden fazla sentetik ürün verirseniz al bunu arındır diye. Ya aşırı meyve falan da diyorlar şimdi. Abartı, her Abartı, şeyin abartısı. Karaciğer bir yere kadar gider gider bir anda şalteri kapatır. Bir gün öncesinde hiçbir şey yoktur, ertesi gün komple karaciğer o yüzden yetmezliğine tabiri, girebilirsiniz. Halk arasında sinsi derler ya hocam, sinsi ilerler derler öyle. ya. Bir anda verir değil mi? O yüzden kendinizle ilgili işleyişler de bana bir şey olmaz zihniyetindense bilinçli olarak ilerlemek en doğrusudur. Ee, hem de o süreçte o bilinci oluşturursak e, hepimiz yaşıyoruzdur bunu. Biraz sağlığımıza baktığımızda kendi, bütün mesele hocam bu anlattığınız şeylerde biz kendimize değer vermekle değil mi, başlamalıyız? Yani kendimize ne kadar değer veriyoruz? Bunun değeri de bence hani malla, mülkle, güzellikle değil de ne uyguladığımızla baksak diyorum şimdi siz derken aklıma iki geldi. İki slogan var. Bir, ...kendine iyi bak... Hmm. ...iki iyileştir kendini. Hmm, kendini iyileştirme meselesi değil mi? Kendine iyi bak kısmı yaşam biçiminiz. İyileştir kendini... ...sizi zorlayan, sizi aksatanlardan uzak durun. Ay harikaydı. Her türlü. Her türlü. <laughs> Anladınız siz. Hani her türlü. <laughs> sizi aksatan, sizi engelleyen. <laughs> her türlü. Ben bir şey duymuştum. Sevgili hocamın izniyle anlatayım. Çevrenizde yaşayan beş kişi... E, beğenin beğenmeyin aslında sizin hayat standardınız ve hayat kalitenizmiş ve aslında sizin e, isteklerinizmiş tercihlerinizmiş ben bunu duyduktan sonra o 5 kişiye çok iyi bakarı oldum tamam <laughs> tamam değil mi tamam. hocam ben <gülüyor> saydım, <gülüyor> <Harikasınız>. tamam saydım <laughs> tamam harikasınız peki e, bağışıklık sistemini güçlendirmeyi konuştuk aslında <laughs> e, burada daha neler yapabiliriz de kişiye özel e, ben e, biraz bu konuda yine e, covid'den ee, başlamak istiyorum. Dedik ki biraz uzak duralım ama geleceğiz oraya. Yapacak başka bir şey yok. Ee, şu dönem artışta. Evet. Covid. <laughs> ama birçok insanda şey diyor hocam. İşte e, yine e, önlemi alsan da mesela aynı evde görüyoruz. Eşine olmuyor, kendine oluyor. Yani e, burada kafalarımız çok karıştı bizim. E, yine önlemi mi anlatacaksınız? Önlem mi diyorsunuz? Ee, şunu diyorum, şimdi bu konunun uzmanı olan hocalarımın söylediklerinden Aha. ve benim mesleki birikimimden hastalık yok hasta var bu bir. Aha. Biz COVID'i yeni öğrendik. Benim öğrencilik dönemimde bana COVID anlatılmadı. Hmm. COVID ile ilgili bundan 6 ay önce konuştuğumuzda bugün konuştuklarımız arasında 180 derece farklı bilgiler var. Ama dönüyor dolaşıyor bize burada verilen birinci unsur uzak bunu nasıl uzak tutuyorsunuz? Korunarak. Temas halindesiniz. Eşine bir şey olmuyor. Kendisi yoğun bakımlık oluyor. Böyle çok hikaye var. Ve ben iki arkadaşımı da kaybettim bu Eşim süreç içerisinde. Olsun. Teşekkür ederim. Sizler sağ olun. Hiçbir sorunları yoktu. Sistemik hastalığı olanlarda risk yüksek olduğunu belgeledik. Ama herkesin sistemik hastalığı olacak, da ölecek anlamında da değil. Yani ya da sistemik hastalığı yoksa başına kötü bir şey de gelmiyor anlamında burada... da de değil. Çok uç örnekleri vereyim. Dün hatta bu sabah program çekiminde bir haberdi. 94 yaşında Covid'i yendi, yeniden doğmuş gibiyim şeklinde de bir ifadeyle yaşlı bir büyüğümüzün görüşünü sundular. Hı hı. Evet tabii ki olur. Ama bütün bunlara rağmen kötü örnek değildir. İyi örnek alacağız. İyi nedir? Bu işle ilgili korunmak. Hı hı. Sporun yeri şey, yerine hocam? Şüphesiz ki. Bir Nasıl bir spor hocam? Çünkü şimdi Abartmadan. Spor ha. Şimdi spor deyince özellikle pandemi zamanı siz de şahit olmuşsunuzdur. Sosyal medyada herkes oturdu evde böyle bir buçuk iki saat harıl harıl, harıl terli terli videolarını paylaştılar. Ben orada da bir panikledim. Yani hani bizim çok güzel atasözümüz vardır. İfrat tefritleriz ya. Aynen öyle. Evet. Böyle bir arada kaldı insanlar. Nedir bu sporla? Haddinden fazla zorladığınız Hı -hı. zaman sporun yapıcı etkisi yıkıcı etkiye döner. Hmm. Nedir? Kalbinizle ilgili spor sırasında 120-130 atımı vücudun Süper. dengelemesidir. 120-130. spor için sporcu sağlığı için ideali bu aktivite sırasında 120-130 ama siz gidip de bunu kalbi 200-220 çarptırırsanız altyapı ona uygun değilse ya. hiçbir şeyi yoktu spor salonunda gitti diye ah, haber bültenlerinde okunursunuz. Çünkü hmm bu zorlamaktır. Kas iskelet sistemi için sistemli artan bir spor becerisi tamam. Ama ben başladım, ağır gideyim. Bu sefer yaptığınız, yıktığınızda bir bakarsınız kandaki bu son dönemde çok modadır böyle elektronik stimülasyonla kas çalıştırmalar. Evet. 20 dakikada 3000-5000 evet, kalori evet. yakıyoruz da. Kas yıkımı yapar kas yıkımından sonra böbrek fonksiyonunuzu kaybedersiniz. Hmm. Spor yapacağım derken bu sefer böbreğinizi çalıştıramaz hale gelme olasılığınız var. Ha hepsi böyle midir? Hayır. Ama her şey bilinçli olmalı. Mesela yani Sporda standart da. kaç dakika? Sizin yaşınızla bağlantılı olarak yaşlılar spor yapmamalı. Sen sakin ol. Tam tersi. Belli yaşın üstündeki kişiyi yürütmezseniz yıkım daha fazla. Çok yürütürseniz de riskiniz daha fazla. Demek karar yine. Dozunda benim yaşım için, orta yaş için konuşursak haftada 2-3 gün tamam, her gün 3 saat hayır. 3 saat. Bunu yapan arkadaşlarım üç var. 3 saat spor. Evet. Düzenli olarak günde Sporcu değil saat. ama değil mi? Profesyonel değil. Heh, şimdi onu söyle. Sonradan sporcu olmaya yeltenmiş, herhangi bir altyapı denetiminden geçmemiş. Yani benim kalbim sağlıklı mı? Benim vücudum bunu kaldırır mı? Eklemlerinin kapasitesi bu spor için uygun mu? Ne oluyor? Sonra kalıcı sakatlıklar ve çok ciddi kaç yapayım derken göz çıkartacak kalıcı hasarlar oluyor. Hmm. Bırakın sakattı. Ha önerim şu. Sporsuz hayat mümkün değil. Ya. Size uygun olan spor nedir? Koruyucu sporlar. Bisiklete binin. Yürüyün. Yürüyün. Tenis oynayın. Orta yaş için konuşuyorum. Hmm. Birebir mücadele sporlarını belli yaştan sonra yapmak doğru değil. Ben şimdi çıkıp da basketbol oynamaya birebir yapıyor olsaydım, bu iş geçerli olsaydı profesyonel hayat 35-40'lı yaşlarda bitmezdi sporcular için. Hmm. Çok doğru. Çok doğru. Oradan pay biçebiliriz aslında. Şüphesiz. Şüphesiz ama yani günde böyle hani ortalama hocalarımız 45 dakika bir saat egzersiz Hiçbir diyorlar. Hiçbir mahsuru yok diyorlar. ama burada yaparken tekrar söylüyorum abartmadım. Ee, ve şimdi, profesyonel danışmanlık alarak danışmanlık kendi başımıza olarak. değil. Önce bir kardiyolojik değil mi? Ee, ee, önce bir değerlendirme bir check-up'ınız yapılacak. Buna engel bir durumunuz var mı o bakılacak. Neler yapabileceğiniz değil ne yapmayacağınızın tespiti Ritim bozukluğunuz varsa siz kalbinizi zorlarsanız bir yerde yıldır kalırsınız. Hocam siz bütün cilt tıp e, konusunda çok hakim olduğunuz için yine sorularım geliyor. da yok ama aklıma geldi, <laughs> aklıma <Geliyor>. geldi aklıma <laughs> takıldı. Hani akla takılanlar ya ben de kullanıyorum bu elektronik saatleri, Aha. bunları. Evet. E, artık hepimizin hayatında, yurt dışında görüyorum, herkesin hayatında. Hı hı. E, bu tabii sizi kontrol ediyor bir şekilde. Her markada çıkardı, hı hı. uygun da var, her, her bütçeye göre de var. Ee, ...bu bize tabii ki bir kontrol mekanizması getirdi. Önce bu doğru mu bir onu sormak istiyorum. %100 doğru olduğunu düşünüyorum. Hmm, doğru. Bu... Çünkü giyilebilir sağlık teknolojileri önümüzdeki 10 yıl boyunca çok konuşacağımız şeyler. Hmm. Ve bu teknolojiler sayesinde sizin bireysel takip programlarınız olacak. Bireysel takibinizde sizin için risk teşkil eden bir durum olduğunda... Hmm. ...işte az önce farkındalık diyorduk ya fark etmeniz için... Oradaki nabız sayısı artışınız, kandaki oksijen saturasyonunuz, doygunluğunuzun düşmüş olması size uyarı olarak gelecek. Ve bir küçücük çip, onun içindeki değerlendirme sizin dosyanız olacak. Hı. Önceden nasıldı, şimdi nasıl? Ani bir değişiklik var. Hekiminize Hı. bunu bildirecek. Hı. Ve uzaktan tıp takibi bu teknolojiler sayesinde olacak yani o zaman ben bu cins teknolojilerin çok daha gelişeceğini ve hayatımıza daha konfor katacağını hı hı. sınırlandırmak mı? Hayır. Tam tersi sizin kendiniz hakkınızdaki bilgi ne kadar yüksekse o kadar doğru davranırsınız. Çok sevindim. Sadece bu sınırlandırıcı nokta nedir biliyor musunuz? Abartmamak. Hmm. Sürekli buna baktım. Evet, şimdi ne oldu? Yok, yok, 3 saat sonra yönlendiriyor ne oluyor bol ama, Hani o, o çok yorucu ama bir şey. Oralarda... çok sevdiğim bir arkadaşımın cep telefonunda var bu uyarı. Su içmesini hatırlatan. Evet. Bir uyarı. O kadar sağlıklı ki. O bu, su bu teknolojiyi sesi doğru kullanmak, değil Aynen mi? Öyle. Doğru kullanmak. Ben de katılıyorum. Burada nefes alma falan da var ama çok dediğiniz gibi tutsağı olmadan Doğru yönetmek yani teslimi tamamen ona değil birlikte kombin çalışmak Aynen herhalde de. daha uygun olacak. Peki bağışıklık sistemimizde bir aksaklık olduğunda orayı düzeltme süreci nasıl olacak? Öncelikle bununla ilgili sorun yaşadığınızda altındaki sebebi teslim etmek. Hı. Basit bir kan tetkiki sizin alerjiden bir reaksiyon verdiğiniz, savunma sistemimizin aksadığından bir reaksiyon verdiğiniz herhangi bir enfeksiyon tetkikine yönelik kan testleri ve idrar tetkiki Bununla ilgili siz savunamıyorsunuz. Savunamadığınızda da vücut savunma hücrelerinin sayısını arttırıyor. Bunu buldunuz. Hı hı. Ondan sonra genel bir bulgudur bu. Altında odak arayacaksınız. Akciğerinizi mi üşüttünüz? İdrar yollarınızda sorun mu var? Hı hı. Kas eklemle ilgili bir sorun mu var? Bunun step 2, iki, ikinci basamak değerlendirmelerine bakacaksınız. Hı hı. Sonrasında da uzmanına danışarak ama konuya, komşuya bende şu var bende bu var sen ne yaptın değil o konunun uzmanı olan hekime başvurarak onun vereceği tavsiyeler ve onun vereceği yaşam tarzı ile tavsiye Devam nedir? Reçetesini verir eğer ki ilaçla tedavi edilmesi gerektiyse, size sosyal yaşam tavsiyesi verir. Neyi yapmayacağınız konusunda Hı -hı. yapabileceklerinizin zaten sınırı yok. Hı -hı. Bu Hı -hı. şekilde Hı -hı. ilerlediğinizde de zaten o sorun çözülür. Çözemediğimiz durumlar olacaktır. Onunla da yaşamayı öğreniriz. Ya bu yaşamayı öğreniriz de biraz açar mısınız? Biz oraya takılıyoruz galiba değil mi? Ee, çok basit bir örnek vereyim. Ben, ben uzun boylu tenizde. bir insanım. İlk İlkokul hayatım boyunca belediye otobüslerinde iki yerde havalandırma yüksekliği vardı. Ben orada seyahat etmek zorunda kaldım. Hı -hı. Gidip öbür tarafta boynum eğik yolculuk yapacağımı diğer tarafta boynum dik yürüdüm. Hı -hı. Sağlıkla ilgili sorunlarda baktığınız damar yapınız uygun değil. Kan sulandırıcı alıyorsunuz. Kan sulandırıcı aldığınızda kendinizi berelenmekten, sağa sola çarpmaktan uzak tutmak durumundasınız. Ben niye kan sulandırıcı kullanmak zorundayım? Bu tasayı yaşamaktansa kendimi korumalıyım. Kalp damarlarınızla ilgili, besleyen ana damarlarınızla ilgili bir sorun var. O zaman aşırı egzersizden uzak duracaksınız stent taktınız, stentle akımı sağladınız, beyin damarları için konuşalım, şah damarlarınız. Bunun için de sağda bir tıkanıklık olduğunda vücut adapte oluyor, soldan sağın beslediği sahayı sürdürüyor, beslemeyi sürdürüyor. Hastanın hiçbir şikayeti olmayabiliyor ama ben burada bu darlığı bulup, bunu bilip içine stent taktırdıysam hekimin tarafından... Bu tarafla ilgili darlık yaşamamak adına damar tıkayıcı beslenme alışkanlığından uzak durmak durumunda değil. Bu çok Maalesef. zor bir şey değil. E Şimdi bu damarımı eğer ki sigara kullanımı büzüp akımı azaltıyorsa ben bu riske girmemeliyim. İşte adapte olmak bu. İnkar etmek defansif bana bir şey olmaz diye, size bir şey olmasın diye bir yeni rota belirlemek. Yaşam biçiminizi adapte etmek. Yani öyle güzel anlattınız ki bizler buna ben de dahil. şimdi siz anlatırken sorguluyorum. Biz çok defans gösteriyoruz. Konduramıyoruz Konduramıyoruz de değil mi? Hani başımıza bir şey geldi de öyle hiç konduramadım deriz yani. Burada tabii biraz kaçma psikolojisi de var mı diye sormak ee, biraz istiyorum. Biraz da yetiştirilmemizden kaynaklı. Nasıl bizler hocam? Bir Kendimizi şey, de yetiştirebiliriz anlatın. Yapamayız da ilgili kısmında bize yakışmaz olduğu hep söylendi. Hmm. Yurt dışındaki özellikle Amerika'daki eğitim sistemlerinde birçok eksiği olan bir kişi bir konuda iyiyse, hı hı. örnek telefon çaldığında konuşma şekli bile o kişinin takdir edilme unsuru olabilir. Ne kadar güzel konuştuğun şeklinde evet. bir geri bildirim evet. verilir. Evet. Yani çok doğru. bu olumlamadır. Hı. Kendimizle ilgili de olumlamaya ne yazık ki yetiştirilişten başlarsak çocuklarımızı büyütürken olumlu yanları olumsuz yanların önüne koyarsak özgüven ve kontrollü güven. Hmm. Çünkü eksik hissettiğiniz konuda kendinizle ilgili ya ben rahatsızlığına da bilirim. Evet. Ben beceremeye de bilirim. Evet. Bu bir ayıp değil çünkü ben insanım ama bu geliştirilebilir. Bunu yenilgi gibi algılıyorlar Bütün değil mi? Bütün defans ondan geliyor zaten sağlığınızla ilgili de. Hmm. Benim bir şeyim yok. Halbuki benim bir şeyim olabilir. Çok güzel anlattınız hatta çok şimdi bir reklam aram var ama onu da söylemeden edemedim. Birkaç örnek duyuyorum çok üzülüyorum yani covid olduğunu biliyor eşi covid ama o işe gidiyor. Hı hı. Yani çünkü hani adım çıkmasın kötü olacağım hani bir şey olacak diye Allah aşkına ya yani hani hepimiz insanız ve her şey bizim için değil mi hocam? Sorumsuzluk işte buna evet, deniyor. Yani her şey bizim için hiçbir bizim utanca, utanacağımız kaçınacağımız bir şey değil çözmek insan olmanın görevi. Meseleyi öyle anlatıyorsunuz siz. Ben böyle okudum şimdi. Temelinde, temelinde zaten siz çevrenize karşı sorumlusunuz. Çevrenizde size karşı sorumlusunuz. O sorumlu. kadar. Sağlıkla ilgili söz konusu olduğunda bu sorumluluk duygusu çarpanlarıyla karşınızda. Ya. Şu günlerde sorumsuzluk da ne yazık ki bize bedel olarak dönüyor. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Reklam aram var. Sevgili hocamız beni Deniz ile yine birlikteyiz. Bitti hocam sürebiliyor musunuz? Bu kadar. Sizle yani daha çok program yaparız ama. Ee, çok keyifli ama. Her zaman bekleriz. Çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Zarif davetiniz için. Seve seve gelirim. Daha 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 çok program yaparız. Olmadı canlı yayınlar da yaparız. Hem sosyal medyada hem şey. Çünkü sizin bütüncül bakışınız bizim için çok kıymetli. Bir katkı sunabildiysem de Her mutluluk. zaman. Her zaman hocam. Ee, biz bugün anlattığınız bütüncül bakışı iyi değerlendireceğiz. Hepimiz kendi payına ne düşüyorsa e, değerlendireceğimizi düşünüyorum. Öyle değil mi sevgili seyirciler? Tekrar teşekkür ediyorum Rica hocam. ederim. Size de e, güzel vakitler ailenizle, sevdiklerinizle, hocamın söylediği gibi sosyalleşerek, kararında yaşayarak e, bir gün olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.